Batı edebiyatında 6 baba akımı bitirdik hocam. Şimdi de geri kalanları işleyeceğiz bu videomuzda. Nedir onlar Gamze hocam? Empresyonizm, ekspresyonizm, kübizm, fütürizm, dadaizm, sürrealizm, egzistansiyalizm dediğimiz akımlar var. Şimdi bunları beraber işleyeceğiz. 7. akımımız empresyonizm. Ki İngilizce bunun Türkçe karşılığı izlenimcilik demektir hocam. Aslında bu bir önceki videoda sembolizmden bahsetmiştik ya hocam. Neydi sembolizm? Dış gerçeklik görülecek. Şairin hayaline göre bu şiire yansıtacak değil mi? Evet. Aslında empresyonizm sembolizme çok benzer değerli gençler. Hatta ilk olarak resim alanında ortaya çıkmış. Daha sonra diğer sanat dallarına, edebiyata da yansımıştır. Sembolizme de benzeyen bir akımdır. Ha, sorularda şuna dikkat etsinler Gamze hocam. Dış gerçekliği olduğu gibi değil de sanatçıda yarattığı izlenimler aracılığıyla anlatan. Yani size bir soru sorulduğunda o metinde izlenimi görür görmez yapıştır. Cevap ne olacak? Empresyonizm olacak ve sanat sanat içindir ilkesi benimsenmişti. İşte Rilke, Verlaine, Rimbaud, Concord kardeşler, James Joyce gibi isimler var. Hatta bazı isimler burada sembolizmde de karşımıza çıkıyor değerli gençler. Geliyoruz neye? Ekspresyonizm, yani dışa vurumcu. Şimdi ekspresyonizm hocam empresyonizme karşıdır. Evet. Onu eleştirmiştir. Neden? Empresyonizm dış gerçekliği, dış dünyada görülenleri izlenimine aktarıyor ya. Evet. Ekspresyonizm de dışa vurumculuk. Ne demek dışa vurumculuk? Yani insanın iç dünyasındaki hayallerini falan filan ne yapalım? Dışa vuralım. Ondan dolayı buna gençler dışa vurumculuk denir ve insanın iç dünyasının sanat yoluyla dışa vurulması amaçlanır. Bu akımda oluşturan eserlerde fantastik ve korkunç ögelere rastlanır. Bu da ayırt edici bir bilgidir. Bu ifadeleri görür görmez yapıştır. Cevap ne? Ekspresyonizm ya da dışa vurumculuğu görür görmez cevabı yapıştırın. Ekspresyonizm başta Franz Kafka olmak üzere değerli gençler bu akımdan etkilenen sanatçılar var. Bu arada mesela James Joyce burada da var, burada da var. Yani bunlar birbirine yakın akımlardır. 20. yüzyıl akımlar dediğimiz akımlar arkadaşlar. Aynı isimler birkaç akımda yer alabilir. Bu sizin kafanızı karıştırmasın. Bir de bununla alakalı özellikle bu videoda işleyeceğimiz akımların temsilcilerinden çok böyle akım özelliklerine dikkat etmeniz daha yararlı olacaktır. Tiyoları değil mi hocam? Gibi. Evet. Geliyoruz kübizm. Hocam kübizm küpten geliyor. Evet. Var ya bildiğimiz kübizm ve hatta kübizm aslında resim alanında ortaya çıkan bir akımdır. Direkt bir resim var. Tabii. Resim alanında daha çok ortaya çıkmıştır. Hani bunu şiire, edebiyata da uyarlamaya çalışmışlar ama aslında bir resim akımıdır diyebiliriz. Peki bunun amacı ne? Dış gerçeklik, geometrik şekiller aracılığıyla anlatılır. Hocam Pablo Picasso'yu görmüşsünüzdür resimlerini yapmış olduğu. Onlar da tablolarında ne var? Böyle kare kafalar. Kübik tarzlar. Değil mi? Tabii böyle kare kafalar, üçgen vücutlar değil mi? Hep böyle üçgen ve keskin çizgilerle resimler yapılır. İşte o neyin özelliğinden kaynaklanır? Kübizmin özelliklerinden kaynaklanır. Değerli gençler Pablo Picasso ismine dikkat. Geliyoruz 10. akımımıza fütürizm. Future yani gelecekçilik. Şimdi gençler sanayi inkılabıyla birlikte hocam 20. yüzyılda sanayi inkılabı var, makineleşme falan filan derken artık hayat ne yapıyor? Hızlanıyor. Fabrikalar var, şunlar var, bunlar var. İşte fütürizm aslında sanayi inkılabıyla beraber gelen o hız, hareket, makine sesleri bunların sanata, edebiyata yansıtılmış halidir. Ve baktığımızda iki çeşit fütürizm vardır. İtalyan fütürizmi, Rus fütürizmi. Değerli gençler, İtalyan fütürizminin kurucusu Marinetti. Sorularda bu isim gelebilir. Rus fütürizminin kurucusu Mayakovski. Hatta ideolojik açıdan da şöyle bir farklılık var. İtalyan fütürizmi sanat içindir bakış açısı sağ bir bakış açısıyla oluştururken Mayakovski sol sanat toplum içindir bakış açısını savunur değerli gençler. Orada bir farklılık var. Zaten Türk edebiyatında da fütürizm kimde görülür? Nazım Hikmet'in özellikle Makinalaşmak şiirini hatırlarsınız. O şiirde fütürizm etkisi görülür değerli gençler. Dediğimiz gibi teknolojinin hızla gelişmesi, hayatın dinamizmi sanata yansıtılır. Özellikle makina ve çark sesleri şiir yoluyla okuyucuya duyulur. Burada pek çok isim verdik ama dediğim gibi burada verdiğimiz 3 isme dikkat etmeniz fütürizm açısından yeterli olacaktır değerli gençler. Geliyoruz benim en sevdiğim akımlardan birine. Dadaizm. Şimdi dadaizm ki kuralsızlık demişiz. Niye kuralsızlık olduğunu açıklayacağız. İkinci Dünya Savaşı'nın yaşattığı umutsuzluk ve yıkım ortamında oluşan tepkisel bir akımdır. Hı hı. Şimdi hocam İkinci Dünya Savaşı düşünün. Hani filmlerden falan da izliyoruz. Evet. Ülkeler birbiriyle savaşıyor. Atom bombaları şunlar bunlar. İnsan insana kıyıyor. Ya artık dünya yaşanılmaz halde. Aynen. Sanatçılar da böyle bir ortama ne yapar? İçe çekilir, isyan eder değil mi? Bir şey yapmak istemez. Ha diyoruz ya böyle bir dünyaya çocuk getirmek istemiyorum. Mantığıyla bunlar da böyle bir dünyada sanat yapmak istemiyoruz gibi bir düşünceyle kuralsızlık
kuralsızlığı kural olarak şey yapmışlar ve her şeye karşı çıkmışlar bunlar. Yani edebiyata, sanata, işte mecazı söyleyişe falan filan, sözcüğe, anlama, her şeye karşılar. Alay isyan. Tabii her şeye karşıysan nasıl sanat yapacaksın, değil mi? Evet. Söz sanatı olmayacak, şu kafiye olmayacak, biçim olmayacak falan filan, değil mi? Serbest. Bunu nasıl yapacaklar? Şöyle hocam, şöyle şiirler yazmışlar bunlar. Serbest dediğiniz gibi, serbest çağrışım. Mesela diyelim ki şiir yazacaksın ya hocam. Hı hı. Aklına gelen sözcükleri yazıyorsun bir kağıda. Tamamdır. Onları da böyle şey yapıyorsun, bir torbanın içine atıyorsun. Çekiyorsun mesela Kemal. Kemal yazıyor. Çekiyorsun mesela tebeşir. Yanına tebeşir yazıyorsun. Çekiyorsun bilmem ne. Böyle birbiriyle anlamsız, alakasız şeyleri yan yana getirerek bir nevi tepki olarak böyle bir şiir anlayışı ortaya, edebiyat anlayışı ortaya koymuşlardır. Tabii ki bunların kalıcı olması, sürdürülebilir olması mümkün mü? Yok. Değil. Hatta ne kadar farklı bir akım olduğunu şu örnekle de açıklayayım. Adları nasıl bulmuşlar? Dadaizm. Mesela Dadaizm ne demek? Diye insan düşünüyor. Evet. Hocam bunun kurucusu Tristan Tzara. Tristan Tzara. İsimlerini nasıl buluyorlar biliyor musun hocam? Bunlar bir araya geliyorlar. Böyle bir tepkisel akım ortaya koyacağız falan filan. Nasıl ismimiz ne olsun ne olsun derken Tristan Tzara diyor ki kardeşim diyor, sözlüğü getirin diyor. Fransızca sözlüğü getiriyorlar. Evet. Olay gerçek. Açıyor. Elini koyuyor. Bakıyor Dada. Tamam diyor, akımın adı Dadaizm. Gerçek. Bu gerçek. Peki Dada ne demek? Çünkü orada bir tepkisellik var. Düşünün artık yani. Dada ne demek? Dada Fransızca'da küçük tahta at, oyuncak atan. Biz küçükken ne diyor? Dıdık 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 yaptı. Küçük tahta atlara Dada deniyor. Dada. Tesadüfen buluyor. Dadaizm diyor ve akımın adı Dadaizm kalıyor. Bitti. Tabii ki böylesi bir akımın devam etmesi ya da sürdürülebilir olması mümkün değildir. Değil. Değerli gençler. Aslında Dadaizmi biraz böyle el ayağı düzgün hale getiren akım hangisi? Sürrealizm. Sürrealizm nedir? Gerçek üstücülüktür. Sigmund Freud, duydunuz değil mi kendisini? Sigmund Freud'un psikanaliz görüşüne dayanarak oluşan akımdır. Aynen. Şimdi hocam burada meşhur bizim biliyorsunuz şeyimiz var. Evet. Felsefe derslerinde buzdağı var ya. Meşhur buzdağımız var. Değerli gençler, biliyorsunuz Sigmund Freud'a göre buzdağının altı bilinçaltı, üstü de zaten davranışlarımız. Değil mi? Aynen öyle. Davranışlarımız. Mesele ne? Mesele bu bilinçaltı dışarıya çıkamıyor. Değil mi? Evet. İyi ki de çıkamıyor. Yani çıksa sonuç itibariyle arkadaşlar. İnsanın bilinçaltındaki her düşündüğü şeyi, yapmak istediği her şeyi dışarıya çıkartabilir mi davranış olarak? Hayır. Çıkartamaz. Niye? Toplum baskısı var, kanunlar kesinlikle var, şunlar var, bunlar var. Değil mi? Sonuç itibariyle orada bir baskı söz konusu kesinlikle. Ve insan bilinçaltını dışarıya ne yapamıyor? Çıkartamıyor. Evet. Ama psikanalizme göre bilinçaltı da aslında buzdağı örneğinde olduğu gibi bayağı bir yer ne yapıyor? Kaplıyor. Hatta hocam biz insan olarak bir üst bilinçaltı var, bir daha derinlerde bilinçaltı var. Evet. Bizler bile şu anda belki bilinçaltımızın kendi kendimize bile baskıladığımız yönleri var. Onlar belki zamanla açığa çıkıyor. Aynen. İşte bu sürrealistlerin amacı ne? Bu bilinçaltını sanat yoluyla ne yapmak? Açığa çıkartmak. Peki bilinçaltının sanat yoluyla açığa çıkartılması nasıl mümkün olabilir? Değil mi? Şimdi hocam burada tabii şunu düşünmek lazım. Acaba insanın bilinçaltı hangi durumlarda meydana çıkabiliyor? Hipnoz. En başta hipnoz. Hipnoz edersen adamdan veriyi ne yaparsın? Alabilirsin. Çekersin. Aynen. Ondan sonra sayıklamalar. Değil mi? Rüya uyku halinde. Uyku halindeki sayıklamalar. Rüyalarımız. Sarhoşluk hali. Doğrudur. Değil mi? Çünkü hani diyorlar ya insanı nasıl tanırsın? Belki içki masasında falan gibi laflar var değil mi? Sonuç itibariyle tabii o rahatlık. Neden? Çünkü alkolün etkisiyle o bilinç altındaki baskı ortadan kalkıyor. Bilinç altı ortaya ne yapabiliyor? Çıkabiliyor. Yani sarhoşluk hali, rüyalar, sayıklamalar, hipnoz gibi durumlardan yararlanarak bunlardan edinilen bilgiler sanat yoluyla ne yapılıyor? Açığa çıkartılabiliyor. Hatta gençler sürrealizmde ilginç bir teknik de var hocam. Vay. Otomatik yazı tekniği. Nedir otomatik yazı tekniği? Eğer yazı yazmaya meraklı olan arkadaşlarımız varsa edebiyatta bunu deneyebilirler. Otomatik yazı tekniği şu hocam. Sürrealist bir yazar ya da şair neyse. Hı hı. Böyle bir masaya oturur. Mümkün olduğu kadar dış uyaranlar olmaması lazım. Mesela telefon olmaması lazım değil mi? Kesinlikle. Mesaj gelmeyecek zıt zıt diye. Aynen öyle. Böyle dış uyaranlardan bağımsız kendi zihnini odaklayabileceği bir yere geçer. Önüne kağıdını alır. Elinde kalemi yazmaya başlar. Ama duraksamadan. Aklına ne geliyorsa, anlamlı, anlamsız. Hepsi. Tabii o an içinde ne geçiyorsa yazmaya çalışır. İşte öyle olduğu için de gençler otomatik yazının en önemli şeylerinden birisi şudur. Noktalama işareti ve büyük harf kullanılmaz. Niye? Çünkü onu ben bakıyorum. Ona uyuyun falan filan diyene kadar zaten bilinç altını ne yapabilir? Durdurabilir. Onun için hiç duraksamadan, noktalamaya, büyük harfe dikkat etmeden ve aklına ne geliyorsa
yazıyor. İşte o tekniğe ne deniyor hocam? Otomatik yazı tekniği diyor. Bu da sürrealizmin önemli yazı tekniklerinden birisidir değerli gençler. André Breton, Paul Éluard, Louis Aragon gibi sanatçılar sürrealizmden etkilenmişlerdir değerli gençler. Bu arada bu akımlardan Türk edebiyatında kimler etkilenmişlerdir onu dönemleri işlediğimiz zaman zaten atıfta bulunacağız. Aslında baskıyı ortadan kaldırıyor otomatik yazıda, doğru mu? Tabii tabii, öyle özgür olması ve direkt ortaya çıkartması. Geliyoruz son akıma ki benim sevdiğim bir akımdır. Egzistansiyalizm, yani varoluşçuluk akımı ve Fransız filozof ve yazar Jean-Paul Sartre'ın görüşleri doğrultusundaki, yani varoluşçuluk düşüncesinin sanata yansımasıdır. Hocam, varoluşçuluğa göre öz varoluştan önce gelir. Yani bu şudur. Hani diyor ya, hepimizin dünyaya geldiğinde bir amacı var. Hani var ya hocam, değil mi? Kader. Evet. Yani o şey, yani bizim gerçekleştirmemiz gereken potansiyelimiz, ulaşmamız gereken amacımız, bir nokta vardır. Aslında evet, varoluşçular diyor ki insan daha doğar doğmaz aslında yapacakları, işte varoluşu vardır. Özü bellidir. Ve insan yaşamı boyunca bu varoluşunu tamamlamaya çalışır. Evet. Ve burada tabloroza dediğimiz ya da boş kağıt, boş levha dediğimiz bir durum söz konusu. Varoluşçulara göre hocam, insan doğduğu zaman boş bir kağıt. Hepimize boş kağıdı veriyorlar. Al baba, bunu doldur. Ama hepimizin o doğuştan itibaren aslında ulaşmamız gereken nokta var. Evet. Potansiyellerimiz, iç dünyamız falan filan. Ve insan hayatı boyunca yapıp ettikleriyle, şöyle düşün hocam, hatalarımız, günahlarımız, seçimlerimiz, sevaplarımız, bu kağıdı ne yapıyoruz? Dolduruyoruz. Dolduruyoruz ve varoluşumuzu tamamlamaya çalışıyoruz. Aynen, evet. Aslında bu tasavvuftaki kamil insan. Aynısı erişmek. Tabii tabii. Ya da eğitim, hani bu Bloom'un taksonomisi falan filan, evet, var ya. Evet. Üst insan, işte kendini gerçekleştirmek. Kendi budur gerçekleştirmek aslında. Ha. Peki insan kendini gerçekleştirmede, yani varoluşunu oluşturmada başarılı mıdır? Varoluşçuluğa göre değildir. Neden? Çünkü insan doğduğu andan itibaren kendi iradesini, kendi özgürlüğünü ortaya koyamaz. Her istediğini ne yapamaz? Yapamaz. Baskı var. Ya mesela şunu düşünelim. Eğitim sistemimizden bahsedelim. Diyelim ki çocuk aslında müziğe çok meraklı. İyi bir müzisyen olabilir. Ama işte sayısal derslerde başarılı diye neye yönlendiriliyor? Tıpa. Niye? İşte tıpta iş var, doktor ol falan filan. Belki mühendisi olmak istiyor. Kafası oraya daha yatkın, evet, ama sırf puanı şey diye çevre baskısından tıpı kazanıyor. O zaman doktor olan bu çocuk varoluşunu tamamlayabilir mi? Hayır. Niye? Çünkü onun aslında mühendis olması gerekiyordu. Amacına ulaşmak gibi. Bu sadece basit bir örnek. Doğru. Ve bu hayatta böyle bir sürü şey var ve varoluşçulara göre insan zaten bu varoluşunu hiçbir şekilde ne yapamaz? Tamamlayamaz. O anlamda egzistansiyalizm de tıpkı naturalizm gibi kötücül, karamsar bir edebiyat. Kötü yanları alıyor. Tabii ki. Ve onun içinde bu varoluş sürecindeki insanın bunalımları, ve sıkıntısı anlatılır. Değerli gençler. Hatta şöyle bir örnek verebiliriz hocam. Diyelim ki yolda yürüyorsun. Bazen olur ya, ayağına küçük bir taş giriyor ayakkabının içine. Hani duramıyorsun da, yolda kalabalık, ama hep o sana huzursuzluk verir ya. Aklın orada kalır. İşte varoluşuna göre insan öyle yaşar. Devamlı bir huzur. Sıkıntı. Tabii ki. Niye? Çünkü varoluşunu tamamlayamamanın vermiş olduğu bir varoluşsal sancılar dediğimiz bir sıkıntı yaşar ve karamsar bir edebiyattır. Evet. Aynen naturalizmde olduğu gibi egzistansiyalizmde de sanat toplum içindir ilkesi vardır. Başta Jean-Paul Sartre olmak üzere Albert Camus, André Gide, Samuel Beckett, yine Franz Kafka ki başka dışa vurumculukta da karşımıza çıkmış. Evet. Dediğim gibi farklı akımlarda bu aynı isimler karşımıza çıkabilir. O sorun teşkil etmez. Egzistansiyalizm de bu şekilde bir akımdır değerli gençler. Dediğim gibi bu akımların Türk edebiyatına yansımaları ki Batı etkisinde Tanzimat'tan itibaren girmeye başlar. Onları zaten o konuları işledikçe atıfta bulunacağız.